ile ilgili çok paylaşımlar var. 12 bebeğin masumca öldürülmesi, katledilmesinden sorumlu yeni doğan çetesi biliyorsunuz 22 kişi şu anda tutuklu bulunuyor. Sorgular devam ediyor. Bu bağlamda da Özel Çorlu Rehab Hastanesi de kapatıldı. Şu anda kapalı. Ne olur yeni doğan ünitesinin ruhsatı mı iptal edilir yoksa hastane komple mi kapatılacak onu zaman gösterecek ama işin ilginç tarafı eski Sağlık Bakanlığı yapmış. Bakanların da sahibi olduğu hastanelerin de bu yeni doğan çetesinin içinde olan hastaneler olması da tabii çok manidar. 12 masum bebek öldürüldü. O kısmı kesinlikle yani kim yaptıysa, hangi doktor yaptıysa, hatta rehabta çalışan bir doktor hakkında işte daha önce PKK yandaşlığı suçundan ceza almış, affedilmiş, devlet hastanesinde çalışmış, devlet hastanesinden rehab hastanesine getirilmiş, gelmiş, orada çalışıyormuş. Yani bunlar gerçekten çok ince, ahlaksız hareketler. Yazıktır, günahtır. Ölen o çocuklara, ailelerine, insanlar bir çocuk sahibi olmak için yıllarını harcıyor. Ben de 12-13 sene sonra bir evlat sahibi oldum. Biz de İstanbul'a gittik geldik. Yani kime güveneceğiz? Eski Sağlık Bakanlığı yapmış bakanlarımızın hastanelerinin olması da çok manidar. Onlarda da kapatılmalar var. Bilemiyorum Ercan Bey. Ya şimdi tabii esas burada kriz yönetimi denen bir olay var. Maalesef bir kriz var, krizi de yönetemediler. Şu anda bütün doktorlar zan altında, bütün özel hastaneler zan altında. Ben bir özel hastanede hem de o dediğin hastanede biliyorsun ben hayatımı kurtardım. Evet. Mantardan zehirlendim, o dediğin hastanede ben kurtuldum. İyiler ne olacak? Yani bir maalesef nasıl bir sağlık bakanıysa bir krizi yönetemedi. Tuttu hastaneleri kapattı, tuttu. Yani tabii burada esas şu beyinsiz, tövbe Evet, estağfurullah, evet, yok ben evet. müsteşarım, yok bilmem ne, gidip Savcıyı de tehdit. O savcıyı... savcıyı yani Ercan Bey gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışan bir savcı. Bunların tekliflerini kabul edip bu dosyanın üstü örtülebilirdi. Yani Türkiye Cumhuriyeti her zaman o savcımıza minnet duyacaktır. Böyle bir şeyi çıkarttığı için. Savcıyı tehdit etmese, Evet. savcı da vay öyle mi ki ulusal kanallarda çok çıkmasa da YouTube'da bunların haberleri var. De bir şey 16 mermim var tabancada. 16 mermi bitene kadar hepinize mücadele ederim. Helal olsun. Evet. Tabii burada esas dikkat, hani şunu söyleyecektim. Eğer o tehdit olmasa, savcı da dik durmasa bugün bu yoğun bakımdaki çete faaliyetine devam ediyor Devam olacak. edecek. Yeni Doğan çetesi. Neden? Çünkü bu olay 1,5 yıl önce işte Nisan 2023'te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne CİMER üzerine şikayet gelmiş. Biliyorsun ben de sen de çeşitli konularda CİMER'e müracaat ettiğimiz zaman minimum 3 ayda cevap geliyor. Demek ki bu ne zaman bu anne şikayet etmiş? Ocak 2023. O Evet. zaman ne vardı? Biliyorsun seçimler vardı. İstanbul İl Başkanlığı'na bu olay Sağlık Bakanlığı'ndan geldiğinde ne demişlerdir? Aman sus, seçime ihtiyacımız var. Seçimi kazan sus. Bunun sorumlusu bunlar değil. Gene siyasi iktidar. Bu olan biten her şeyden siyasi iktidar sorumlu. Bir vatandaşa, topluma karşı. Ben il müdürü, bakan bilmem, siyasetten kimse bunun sorumlusu. O da AK Parti hükümeti. O dönem ne vardı? Seçim vardı. Evet. Aman dur, çünkü olaylar bir şekilde sosyal medyada konuşuldu. Ama sus üzerine gitme. Ondan sonra ne vardı 2024? Çok değil 6 ay önce yerel seçimler Yerel var. seçim. Aman sus şimdi bu bir patlarsa. Düşünsene şimdi seçim var. Bu olayların üzerine AK Parti kaç oy olur? İşte o siyasetçiler her bir oy için sus dediler bugüne kadar. Azıcık sesini çıkarana sen FETÖ'cüsün dediler. Azıcık sesini çıkarana sen PKK'lısın dediler. Sonuç buraya dayandı. Buraya dayandı. Bundan sonrasını yönetemediler. Ya hastaneyi niye kapatıyorsun? Olan 12 masum bebek Yani oldu tabii. şimdi bir de sistemin içinde sistem sakat. Bakıyorsun özel hastaneler yönetmeliğin 10. maddesine diyor ki özel hastanelerin hastane olarak kullanılan bölümünde başka bir işletme olamaz, devredilemez, verilemez. Yani biliyorsun kantin var mesela her Tabii. hastanede ya da küçük bir kafeterya. Nerede? Hastane binasının dışında. Yönetmelik diyor ki hastane olarak kullanılan binanın içinde sen kafeterya, mefeterya işletemez. Bunlar ne yapmışlar? Ayrı bir şirket kurmuşlar. Demişler ki bütün yoğun bakımları biz alalım. Hastane biliyorsun zaten o da ayrı bir vaka. Ticarethaneye döndü hastaneler. Tabii. Kim
bunu takip etmesi lazım. E sağlık il müdürü, müfettişler. E nerede şimdi? Sağlık Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı CNN'e çıkmış diyor ki biz diyor bunu zaten 1,5 yıl önce işte ben başlattım. Hı. Müfettişleri gönderdim. E nerede senin müfettişlerin bunu göremedi mi? 1,5 yıl yani önce. Sen bir özel hastanesinin yoğun bakımını başka bir şirkete devrediyorsun. Hatta işte küvet sayıları arttırıldı. Burada da oldu bir dönem. 10'dan 20'ye çıktı. Biz de dedik ki aha ne güzel ya evet, sağlık evet. Sektöründe küvet sayıları arttırılıyor. Çocuklarımız daha çok yaşayacak. Meğersem işin içinde iş varmış. Ha burada bence benim şahsi görüşüm bu çetenin esas amacı çocukları öldürmek değil. Bu çetenin esas amacı para indirmek. Evet. Şimdi burada 12 çocuk deniyor da kardeşim 1,5 yıldır zaten bu devam ediyor. Bunun bir yılda geçmişi var. 2,5 yıldır belki de bu çete işin içinde. 12 değil bu zamana ben... kadar ne kadar para götürdünüz? Ya sen ne kadar emekli maaşı alıyorsun? 12.500. Neden? Sosyal güvenlik kurumunda para yok. Diyor ki sosyal güvenlik kurumu. İlacı da kesiyor. Param yok, emekli maaşı ancak bu kadar veriyor. Para nereye gidiyor? E bu çeteye gidiyor. Ha bu çetenin arkasında bir cemaat çıkmadı işin garibi. Zaten bir cemaat olsa bu kadar çıkmazdı. Patlamazdı olay yani. Savcıya muhakkak bir sus derlerdi. O savcıyı sustururlardı. Güçlü bir siyaset de olmadı o bildiğimiz klasik savcıyı susturan siyasetçiler yok şu anda. Bu olayda yok. O yüzden bu patladı. Eski Sağlık Bakanlığı'nın hastaneleri var. Ya şimdi orada da şöyle bak. Şimdi az önce söylediğim gibi sistem çürük olunca senin hastaneye diyor ki yoğun bakımı ben alayım. Aynen aynen. Orayı ben doldurayım. Şimdi ben de yani sonuçta hastane sahibisin. Sonuçta hastane sahibi ne demek? Bu bir ticarethane. Zaten işin mantığı orada ters. Ya çok iyi kontrol edeceksin ya çok iyi denetim sistemin olacak. Çok iyi memurların olacak. En büyük sıkıntı Gülgün Hanım, memur da sesini çıkaramıyor. Şimdi ne olacak Ercan Bey? Memur sesini çıkarsa, mesela o müfettiş gidip kontrol etti ki bunun şeyleri var, çözümleri var. Sosyal medyada ben epey okudum bunları. Mesela bir tane müfettiş gidiyor diyor ki bak hakkınızda soruşturma var diyor. Aman ha dikkat edin diyor. Bir an önce sen buradan istifa et diyor bu konuşmada. Hani o çocuğu öldürün, fişi çekin, şunu yapın, bunu yapın yanında. Bunlar çok vahşi olaylar. Bir de baktığın zaman kardeşim kaç lira para gitti burada? Göz göre göre niye sustunuz? İstanbul İl Sağlık Müdürü şimdi bakansın. Sen o zaman niye, nerede senin müfettişlerin nerede? Sen o zaman istifa etmen lazım. Senin müfettişleri görevden alman evet, lazım. Evet Ercan Bey, yani bu gerçekten çok büyük bir olay. Bu başka ülkelerde olsa istifa ediyor. Yani ne o? Hükümet. İktidarda kimse hükümet istifa ediyor. Mesela bu şerefsizler, bu ahlak yoksunları, bu bebek katilleri alın bunları ama şimdi Reyap Hastanesi'nde onlarca masum çalışan var. Onlarca masum doktor evet. var. Bu işten hiç haber olmayan insanlar var. Evet. Yapanların Allah belasını versin. Alın onları gün yüzü göstermeyin. Ama burada bilemiyorum kaç kişi çalışıyor Ercan Bey. 500 kişiymiş. 500. İşte bakın Füsun Hanım yazmış. Benim sürekli gittiğim doktorum o hastanede. Ben nereye gideceğim evet. bize? Burada bu işten bir haber olan, haber olmayan değil mi Ercan Bey? Bir sürü doktorumuz var. Benim eşim de açık kalp ameliyatı evet. oldu Reyap Hastanesi'nde. Bizim hocamız da orada. İşte 3 ayda evet. bir, 5 ayda bir gidip kontrolünü yapıyoruz. Paramızı ödüyoruz. Büyük bir operasyon geçirdi. Ben nereye gideceğim bundan sonra kontrollerimi? O Ercan Hocam, onun ne suçu var? O çalışanların ne suçu var orada Ercan Bey? Yani bu, evet. bu konuda bir çözüm bulunması gerekiyor. İşte diye düşünüyorum. Sağlık Bakanlığı ben biraz sordum. Dediler ki Sağlık Bakanlığı'ndan talimat var. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Yani Tekirdağ Çorlu üzerine konuştuğumuz zaman sistem işte hani Cumhurbaşkanı, Sağlık Bakanı, Adalet Bakanı çağırmış. Ne gerekiyorsa yapın demiş. Bildiğimiz bilgi. Sağlık Bakanı ne gerekiyorsa yapından çıkan bu mu? Kapattım hastaneleri diyor. Tamam iyi güzel ya. Şey gibi. İyi tamam okulları da kapatın. Ya böyle bir mantık olur mu? Krizi yönetemiyorsun daha. Bir kriz var. Bir toplayacaksın. Nasıl yönetebilirim? Bir de bir şey yapacaksın ya. Hemen gece talimat kapatın hastaneleri. Ya kardeşim yoğun bakımları kapat. De ki devlet hastanesinden kayyum atadım de. Evet. Öyle mi? Devlet, devlet hastanesinde aynen. bu sistemi hemen gidip oraya el koyup ertesi sabah sistemi yürütecek doktorlar var. Muhasebeciler var. Hukuk danışmanları var. Devlet hastanesinde Sayın Mustafa Doğan işte bizim biliyorsun başhekim oradan bir müdür yardımcısını örnek veriyorum Çorlu'daki Reyap Hastanesi'ne deseydi ki kardeşim tamam biz buranın yönetimini devralıyoruz. Aynen. Bu mahkemeden sonuçlanıncaya kadar. Bak bir de şöyle bir durum var.
şu anda acayip yargısız infaz ve linç var. Bütün hastaneleri linç ettik. Doktorlar, yoğun bakım. Haklı. Kadın çocuğunu kaybetmiş. Anne bu. Bak yine kadına çıktı iş şimdi. Yine çocuğa çıktı. Öbür taraftaki adam sadece parayı düşünmüş. Dolayısıyla yani Allah korusun yarın öbür gün birisi çıkar ateşe verir. Çıkar camını kırar. Yani neymiş o kadar... sonuç? Özel hastanelerde bu yeni doğan ünitelerini vermeyeceksin. İşte kendi hastanen işte. Şimdi burada orada yapılan bir şeyden hastane sahibi de sorumlu. Haberi olmasa da. Başhekim de sorumlu Ercan Bey. Yani haberi olmasa da sorumlu. Çünkü senin hastanenin bünyesinde olan bir şey. Yeni doğan bölümü rehabın içinde olan vallahi bir şey. Valla ben onu bunu bilmem. Tek sorumluluk var siyasi iktidar. Evet. Ben şimdi bir yerde bir yolsuzluk varsa, bir yerde bir hırsızlık varsa devletin sistemi var. Özel hastaneler yönetmeliği var. Nasıl yönetileceği belli. Müfettişler var. Gidiyor kontrol ediyor. Hı-hı. Eğer onlar gidip kontrolünde görevini suistimal ettiyse o müfettişleri görevden alacaksın. Böyle olmaz ki. Sağlık il müdürünü görevden alacaksın. Yani şimdi hastane sahibi. Ya adam zaten ticaret üzerine onu kurmuş. Sen demişsin ki yönetmeliğin var, devletsin, hükümetsin. Ben bu işi yapamıyorum devlet olarak, yetişemiyorum, nüfus arttı. Dolayısıyla senden yardım istiyorum, sermaye, iş adamı. Şu 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 şartlarda bir hastane kurarsan ben de sana destek veririm demişsin. O da demiş ki tamam kurarım. E sonra arada açıklar var. E adam zaten para kazanmak için, daha fazla kazanmak için. E sen kontrol edeceksin. Bir sürü ceza yaptırımın var. Bugüne kadar hangi hastaneye ceza kesilmiş? Hangi hastane kontrol edilmiş de sonucunda bir ceza yaptırımı olmuş? Kimmiş sorumlusu? Siyasetçiler, siyasi iktidar. Hiç kimse kusura bakmasın. Burada ne hastane sahibine, ne oradaki masum doktora, ne oradaki... Tamamen siyaset. Evet. Yani siyaset eğer bu işe zamanında müdahale etseydi, zamanında seçim var, dur şimdi sesimizi çıkartmayalım demeseydi. 1,5 sene geçmiş o zamanında bu cemaat bizim cemaatimiz. Dur şimdi biz onlardan oy alıyoruz. Bu hastanede bu cemaatin hastanesi. Onları üzmeyelim demeseydi bunlar patlamazdı. O masum yani o ölümlere gelince de şimdi benim eşim hemşire biliyorsun. Bir orada şöyle bir sıkıntı var onu da söylemek istiyorum. Maalesef sağlık sektöründe her sektörde olduğu gibi yani mamul gibi görüyorlar insanları. İnsanın psikolojisi oraya doğru gidiyor. Günde sen normalde bir doktora bakıyorsun dünya standartlarında en fazla 24 hasta gelmesi lazım. Sen göndermişsin 60 hasta, 70 hasta. E doktor, hemşire bir müddet sonra kafayı yiyor. Yoğun bakımda demişsin ki normalde örnek veriyorum 4 yoğun bakım hastasına bir hemşire ya da 2 yoğun bakım hastasına bir hemşire. E sen daha fazla para kazanmak için oraya 10 hastaya bir hemşire koyarsan o hemşire de o erkek kız çünkü video görüntüleri paylaştık. Fişi çekeyim mi? Öldü. Kafayı yemiş adam. Çocuk kafayı yemiş yani. Baktığın zaman psikolojik normal bir insan psikolojisi değil. Neden? E sen 10 tane yoğun bakım hastanesine bir hemşire bir çocuğa emanet edersen gidip onu da kontrol etmezsen ya düşünsene Gülgün Hanım gece saat sen madem müfettişsin madem sağlık il müdürüsün gece saat 12'de baskın yap değil mi? Gir içeriye aç bakayım şu yoğun bakımı evet. Dediğinde bu sistemi tespit ettiğinde cezayı bastığında bravo. Bunlar yaptı mı? Doğru. Sen gece kontrol yaptın mı kardeşim bu hastanede? Yapsa da telefonla yapılıyordur mutlaka Ercan Bey. Geliyorsun. Dur şimdi seçim var ya ne baskını? Tabii. Sen FETÖ'cü müsün? Bölücü müsün? Ne yapmaya çalışıyorsun? Dediğin anda itibaren sistem buraya gelir. Yani bu işin tek sorumlusu siyasiler. Bu da bir seçimi daha kazanmak uğruna maalesef heba edilen bir durum. Ha bakalım şimdi karşı taraftaki siyasetçiler ne demiş işin garibi. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel o da ayrı bir... Kayyum atayın demiş. Devlet kayyum atayın dememiş. Kayyum da dedi. Ben de dinledim. El koyalım dedi. Devlet el koysun kayyum atansın dedi. Ya kafayı mı yediniz? Niye kayyum atansını biz de söyledik. Kayyum atamak başka bir şey, el koymak başka bir şey. Bütün mal varlıklarına el koyalım diyor Sayın Özgür Özel bir açıklamasında. Biz diyor ana muhalefet partisi lideri olarak ben hazırım diyor. Gelsin meclise diyor. Bunların hepsine el koyalım diyor. E sen o zaman ya garip kafayı mı? Sen burada bir özel müteşebbis mi kalır? Yarın öbür gün özel okullarda örnek veriyorum bir okulda uyuşturucu Allah korusun özel okul. Al işte özel okulda böyle. Özel okullara da mı el koyacağız? Ya şimdi burada çevre kirliliği var. Dünya kadar fabrika çevreyi kirletiyor. Ne yapalım fabrikalara da mı el koyalım? Yani Özgür Özel'in cevabı, düşüncesi, mantığı bu mu?
O zaman buraya yatırımcı gelir mi? Millet apar topar kaçar. Kuzey Kore'ye döneriz, İran'a döneriz. Bu hangi mantık, hangi kafa? Hiç mi bir danışmanlarına danışıp da ya kriz yönetimi diye bir şey var? Arkadaşım ne iktidarda, ne Sağlık Bakanlığında, ne CHP genel merkezinde çok önemli bir kriz var. Toplum ayağa kalkmış. Kimsenin eşofmanları şey veriyor. Ya bas Ankara'ya git bir erken seçimde ya. Ya senin tek ağzından çıkacak şey erken Öte seçim. Bey, sakin ol, kalp krizi geçireceğim ben sende ama yani. İnsan bak hastane de yok gidecek. Vallahi yok. Doğru düzgün hastane de yok yani. Yok. Yani tane makul mantıklı bir şey söyleyeceğine yani şey gibi herhalde şöyle anlıyorum ben. Ya bizim toplumun bilinç seviyesi, eğitim seviyesi o kadar düştü ki buna el koyalım diyenler sosyal medyada çok fazla olduğundan dolayı herhalde Sayın Özgür Özel de onlara hoş gözünmek, şirin gözükmek için bu da el koyalım diyor. Belki de bu sayede çok fazla oy alacağını zannediyor. Ya bir realite var. Bir serbest piyasa ekonomisi var. Bir Amerika var, bir İsviçre var. Bir önünde bir örnekler var. Onun gibi mi olacağız? Yoksa Suriye gibi, İran gibi, Afganistan gibi mi olacağız? Evet. Bir karar versin Sayın Özgür Özel. Ne el koymak ne demek? Cezasını kesersin. Kayyum atarsın. Geçici bir süre. Mahkemeden burada kim suçlu, kim suçsuz ortaya çıkana kadar. Şimdi biz burada konuşuyoruz da. Şimdi 10 tane hastanenin sahibilecek kardeşim. Ben bütün vergimi verdim. Her şey tamam. Bu çete hasbelkader çökmüş. Bunlar suçlu. Zaten olması gereken bu hastanelerin bir şekilde tekrar açılması. Aynı şeyleri konuşmayalım da. Benim suçum ne? Şimdi Allah korusun bir kalp krizi geçirsem nereye gideceğim ben? Yok kalbe bakan hastane tekrar yaptı. Doktor ya, vardı. Evet. Bir de devlet hastanesi vardır var. Ama kuyruk. Devlet hastanesi kuyruk. Neyse ya. Neyse. Bilmiyorum. İnşallah o zaman hemen suçlular, siyaseten. Yani gün yüzü görmesin inşallah ama masumların da hakkını korumak gerekiyor diye düşünüyorum ben de. Hadi ölmez sağ kalırsak Perşembe günü saat 11'de Kahve Molası canlı yayınıyla yine sizlerle birlikte olacağız diyelim. Evet, sürçülisan ettiysek affola. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.